Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel analiz eğitim serimizin yeni bir videosunda birlikteyiz. Geçen videomuzda FK oranı ve PEG rasyosu üzerine konuşmuştuk. Bugün ise piyasa çarpanlarıyla devam ediyor. Firma değeri FAVÖK ve piyasa değeri satışlar oranlarını inceliyoruz. Bunları nasıl kullanabiliriz? Şirketleri bunlarla nasıl analiz edebiliriz? Çok önemli iki marjla birlikteyiz. Bunların size anlatımını ve kullanımını nasıl olabileceğini göstereceğiz. Aynı zamanda bunları kullanarak şirketler şirket analiz etmeyi de iki sonraki videoda özet halinde bu tüm rasyoları kullanarak en iyi şirket nasıl bulunabilir adlı başlıkla sizlere sunacağım. Bugün biraz daha kullanımını da görsek de daha temel olarak anlamının neler olduğunu görmeye çalışacağız. İlk başlayacağımız oran firma değeri FAVÖK oranı. Şöyle aşağı tarafta da gördüğünüz üzere firma değeri FAVÖK. Firma değeri FAVÖK şirket değerlemelerde kullanılan önemli çarpanlardan bir tanesidir. Son 4 çeyrekte elde edilen FAVÖK marjı ile firma değeri oranlanır. Şimdi burada FAVÖK marjının ne olduğunu soracağız. FAVÖK marjı adından da anlaşılacağı gibi faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Bu faiz, amortisman ve vergiden önce oluşan kar marjını bizlere söylüyor. Peki, firma değeri ne demek? Firma değeri dediğimiz olay piyasa değeri eksi net borç veya piyasa değer eksi net nakit olarak da söyleniyor. Önemli olan buradaki ezbere takılmak değil anlamını kavramak. Ne demek firma değeri? Bir şirketi almanız için ödemeniz gereken paradır. Ödemeniz gereken para 10 milyon TL olsun düşünelim. İçindeki net nakitlerde nakitte 2 milyon liralıkta nakit bulunsun. O zaman siz onu ödedikten sonra 2 milyon nakite de sahip olacağınız için çünkü tüm firmayı almaya çalışıyorsunuz. Burada 8 milyon ödemiş olacaksınız. Yani o 2 milyon burada ödeyeceğiniz paradan çıkmış gibi düşünebilirsiniz. Hemen aşağı geldiğimizde piyasa değerini bu sefer aklımıza takılıyor. Piyasa değeri de ödenmiş sermaye yani lot sayısı çarpı hissenin fiyatı olarak önümüze çıkmış oluyor. 10 lira ise fiyatı olan bir şirket 1 milyar lotu varsa 10 milyar lot bir piyasa değeri olduğunu görebileceğiz. Burada firma değeri Favoy'un en önemli özelliklerinden biri net kardan daha stabil olması, daha gerçekçi olması, daha az volatilite yani daha az dalgalanmasıdır. Fakat firma değeri favökte diğer marjlar gibi mutlaka ve mutlaka sektörel olarak incelenmelidir. Elmanın firma değeri favöyü ile armutun firma değeri favöyünü kıyaslayamayız. Bir başka noktada geçmiş verilerinden de yararlanabiliriz. Birazdan size burada göstereceğim. Giriş yağımız bittikten sonra net kar olarak çok daha yüksek veya çok daha düşük çıkabilir. Fakat favök bu şekilde olmaz. Daha tahmin edilebilir, daha stabil olur, daha gerçek sonuçları bizlere gösterir, iş hacmini gösterir. Çünkü esas faaliyetler. Yaratılan karı bize gösterir bu nokta çok önemli bankalarda ve sigortalar için bu FD ve oranını bulamayız bu gayet normaldir şimdi bunu incelemesini yaparken ne isteyeceğiz firma değerini FAVÖ'ye bölüyoruz. Yani FAVÖ kar olan kısım bölüm kısmında yani aşağı kısımda. O zaman biz aşağı kısmı yani paydanın daha büyük olmasını yani karın daha büyük olmasını istediğimize göre bu oranın küçük olmasını isteyeceğiz. Ne kadar küçükse bizim için o kadar iyidir sektörel olarak. Bir diğeri burada yine momentumu gidiş hızı. Aslında gördüğünüz gibi temel analizde hep aynı noktaya değiniyoruz. Bir şu anki konjektürde Sektörün en iyisini arıyoruz. İki gelecek konjektürde sektörün en iyisi olabilir Bilmesi için şu an momentumu, şu an gidiş hızı en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Yani şu an en iyi olanla gidiş hızı en iyi olanı bulmaya çalışıyoruz. Firma değeri Fabök'te de baktığımız zaman 5.3'ü burada hangi hisse için görüyoruz? Ereğli için görüyoruz. Hemen firma değeri Fabök e marjına burada tıkladığımızda burada çok güzel bir nokta da var. Bakın ne gösteriyor? Şirketin değeri 5.3 ve de Alt sektördekilerde 10.2 firma değeri fabrik var ana sektörde 14.77 firma değeri fabrik olduğunu görüyoruz 14.77'ye göre 5.30 gayet iyi bir firma değeri fabrik olduğu için gayet iyi diyoruz. Hemen yine aynı sektörden Kardemir D'ye geldiğimiz zaman bakın firma değeri fabriğine geldiğimiz zaman yine ana sektörün 14.77 alt sektörün 10.20 olduğunu fakat Kardemir'in 2.87'lik bir FD Fave olduğunu görüyoruz muazzam derecede iyi. Hemen Çusan'a gelip FD Fave'ye geçiyoruz. Yine alt sektörün ve ana sektörün aynı olduğunu. Burada firma değeri Fave'nin 7.79 olduğunu görüyoruz Çusan'ın. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi de ne demiştik? Acaba Çusan... 20'den 2 sene içerisinde 8'e geldiyse Kardemir de 3'den 2 sene içerisinde 2.80'e geldiyse burada hız olarak Kardemir'in daha kötü Çusa'nın daha iyi olduğunu göreceğiz. Hemen bunun içinde bu platformda olmayan farklı bir yere gidiyoruz. Burada rasyoneliz analiz özür piyasa çarpanları noktamıza geldik. Şimdi burada geçmiş verileri de incelemeye başlayacağız. Hemen öncelikle ne yapıyoruz? Şu tabloyu biraz uzatıyoruz. Bu tabloyu uzattığımızda daha fazla veri almış oluyoruz. Eğer şöyle de gelip bakarsak 2021 3. aydan şu zamana kadar olanı göreceğiz. O zaman biraz daha biz 2019'lara doğru gidelim dedik. Şöyle geri aldık. 2020'ye kadar geldik. Biraz daha şöyle aldığım zaman 2019'lara kadar geldiğimi görüyorum. Şimdi burada neyle ile karşılaşacağım? Öncelikle benim inceleyeceğim şey bakın şuradaki firma değeri Favök. Firma değeri Favök Ereğli hissesinde 2.53'den başlıyor. 2.53'den gidiyor. 2.30'lar 2'lere 1.90'lara iniyor. Sonra üçler marjını atıyor. 3'ler civarına atıyor. 4'ler civarını atıyor. Buradan 5'ler 8'lere kadar firma değeri Favök gidiyor. Sonra yine aşağı doğru bir düşüşle burada 4'ler seviyesine kadar geliyor. Burada 3.40'lara kadar iniyor ve finalde 5.36 ile bırakmış oluyor. Yani geçmişine baktığımızda firma değeri Favök'te bir azalış olduğunu yani Favök marjını arttırdığını göremiyoruz ne yazık ki. Peki gelelim Kardemir hissesine. Kardemir B'yi ben burada inceleyeceğim. D'yi de inceleyebilirsiniz fark etmez. Sonuç olarak burada anlattıklarımızın tamamen bir örnek olduğunu unutmayalım. Hemen öncelikle burayı bir 2018'e 2019'a kadar çekelim. Firma değeri Favoy'una bakalım. Şimdi ne görüyoruz firma değeri Altı 6.5'lardan başlıyor. 4'lere, 2'lere, 1.80'lere kadar iniyor. 2'lerden devam ediyor yukarı yönlü. Özellikle 2021'in Ocak ayına kadar yani tam 1 sene öncesine kadar 12 FD Favoy'lere kadar çıktığını görüyoruz. Ama son 1 senedir inanılmaz bir azalışla 12'deki FD Favoy'unu 2.80'e kadar çektiğini görüyoruz. Son 1 sene için azalışın yani momentumun çok iyi olduğunu ama öncesi özellikle de işte 2019 ile 2020 arasının kötü olduğunu görüyoruz. Gelelim bunu sektöründeki farklı bir hisse olan Çusa'mı inceleyeceğiz. Bakın burada geçmişleriyle inceleme yaparken hem geçmişleriyle hem sektörleriyle inceleme yapıyoruz. Çünkü geçmişleriyle incelemelerine bakıyoruz. Fakat sektöründekiler geçmişte neler yapmış? Bir de bunlarla kıyaslama yapıyoruz. Yani iki katı işlev yapmış oluyoruz. 880'lerden başlayan ve bir ara 30'lara kadar geliyor. Sonra tekrar aşağı doğru iniyor. 7'lere, 6'lara, burada 8 8'lere 9'lara ulaşıyor. Tekrar 20'lere kadar çıkıyor. Özellikle 2020 10. aydan itibaren ciddi bir kademe kademe azalışla şu an 7 seviyesine geldiğini görüyoruz. Bakın burada bir sene öncesi 2021 Ocak ayını sayarsak şurayı 17'ler 18'ler civarından 7'lere gelmiş. Yani ortalama 3 katına yakın bir firma değeri Favök indirimi olduğunu veya firma değeri Favök'te bir gelişme olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Hemen ikinci marjımızla ilgili konuşurken ikinci marjımız piyasa değeri bölü net satışlar. Piyasa değeri bölü net satışlar. Piyasa değeri bölü net satışlarda satışlar aşağıda olduğu için biz satışları arttırmak isteyeceğimiz yani paydadakinin daha büyük olmasını isteyeceğimiz için yine burada küçük olan bizim için daha başarılı olmuş oluyor. Biz bunları yani daha demin öğrendiklerimizi bu sayfaya çok hakimsiniz. Çok daha net hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer önceden videolarımızı izlerken hep sektör analizi burada liste liste yapıyorduk. Bakın burada gördüğümüz FK, PDD, FD, Favec, piyasa değer satışlar, net borç, Favec gibi marjları şu anda işliyoruz. Aslında burada işleyip öğrendiklerimizi gelip burada kullanacağız birlikte. Şimdi piyasa değeri satışlar için söylememiz gereken şey satışların piyasa değeriyle uyumuna bakılır. Net satışlar burada gördüğümüz piyasa değeri bölü satışlardaki net satışlar, bürüt satış eksi, iskonto eksi iadeler olarak karşımıza çıkıyor. Düşük olmasını istiyoruz. Tabii ki de düşük olması çünkü satışlar paydada olduğu için düşük olmasını istiyoruz. Üçün üstündeki şirketlerin pek iç açıcı olmadığı, pek iç açıcı bulmam üçün üzerinde olan şirketleri, birin altında olan şirketleri de gayet iyi olarak nitelendirebiliriz. Sektöre göre inanılmaz derecede değişkenlik gösterdiği için mutlaka sektörel incelenmeli ve yine bir başka noktamızda mutlaka geçmiş veriler ile incelenmeli ve yine bir başka nokta geçmiş verilerle sektörel olarak bir inceleme yapılmasıdır. Diğer verilere yani diğer çarpanlara şurada gördüğümüz diğer çarpanlara bakmadan sadece bu veriyle işlem yapmaya çalışırsak inanılmaz derecede yanıltıcı olur. Şimdi videoyu durdurun neden sadece firma değeri satışlar oranına yani firma değerine oranına satışlar oranına bakarsak sadece yanıltıcı olur. Aklına gelenler tahmini olanlar yorumlar kısmına yazsın. Burada da bir soru cevap yapmış olalım birlikte. Hemen cevabınızı yazdıysanız devam edeyim. Çünkü maliyet oranını göremiyoruz. çok önemli bir şeydir. Bu çok ciddi bir orandır. Yani satış yapıyor fakat kar üretemiyor olabilir. Örneğin Indes bilgisayar. Indes bilgisayara baktığımız zaman ne görüyorduk? Firma değerinin oranla satışlar marjına baktığımızda 0,30 görüyorduk. Yani satışları firma değerinin 3 katı ama 9 milyarlık satış yaparken 8,5 milyarlık bir maliyet giriyor. Sadece satışların maliyeti. Buradan genel yönetim giderleri, arge giderleri, pazarlama giderleri çıkmamış hali. 8,5 milyar. O zaman karlılığa da ne oluyor? Düşük bir karlılık çıkmış oluyor. Demek ki firma değeri satışlara sadece bakılmamalı. Firma değeri satışlarla FDF FAVÖK mutlaka birlikte incelenmeli. FK ile pek nasıl birlikte incelenmeli dersek yani bunları ikişer gruplandırırsak. FK oranı, PEG rasyosu, firma değeri FAVÖK Firma değeri satışlar, piyasa değeri, defter değeri ve öz sermaye karlılığını gruplandırabiliriz. Ama bizim böyle bir zorunluluğumuz, böyle bir kelepçemiz olmadığı için hepsine birlikte bakacağız tabii ki. Firma değeri satışları da bu şekilde gördükten sonra buradan hemen şöyle görebiliriz. Firma değeri satışlara geldik. Örneğin bu hangi hisse? Tekrar bakalım. Ereğli listesi için. Ne görüyoruz? Ereğli'nin firma değeri satışlarını şöyle baktığımızda 1.95, alt sektörde bu 1.66 marjında, ana sektörde de 2.24. Yani ana sektöre göre iyi fakat alt sektöre göre çok iyi olmadığını görüyoruz. Alt sektöre geldiğimizde 1.66 ana sektörün 224 olduğunu, Kardemir'in ise 087 olduğunu görüyoruz buradan da zaten. Yani firma değerinin üzerinde bir satış değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunu aynı şekilde Çusan'da da değerlendirebiliriz. Çusan'a geldiğimizde de alt sektörü ve ana sektörü aynı olarak görüyoruz. Şirket değerinde 1.06 olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda yani şöyle Ereyli'den daha iyi bir satış yaptığını fakat Kardemir'in altında bir satış yaptığını görebiliyoruz burada. Yani Kardemir, Çusan, ereğli olarak gidiyor burada satışlara baktığımız zaman bu da bize aslında satışlarla ilgili son söyleyeceğimiz video sonuna kadar izleyenler için altın bir noktayı söylemek istiyorum yine satışlarla da ilgili. Burada geçmiş verileri göremiyorsunuz piyasa değeri satışlar olarak ama bu tarafta görebiliyorsunuz geçmiş verilerle birlikte oranlamasına. Eğer satışlarını arttırıyor ve satış arttırırken de satışların maliyeti oranında ciddi bir artışa gitmiyorsa geleceğin iyi FK'sı, geleceğin iyi firma değeri favöyünü şimdiden tespit edebilmiş oluyorsunuz. Bunların nasıl incelendiğini yani satışların maliyetlere nasıl oranlandığını ve ölçeklenebildiğini öğrenmek istiyorsanız temel analiz eğitim serimizi baştan sona izlemeniz lazım. Çünkü sana yanılmıyorsam 7. veya 8. videoda bunları size anlatıyordum. İyi bir yatırımcı olmak için lütfen sizden ricam temel analiz eğitim serisini baştan sona kadar not alarak pratik yaparak izlemenizdir. Bugün sizlerle birlikte firma değeri favök ve piyasa değeri satışlar oranlarını inceledik. Bir sonraki videomuzda piyasa değeri defter değeri ucuzluk ve öz sermaye karlılığı yani karlılık marjlarını birlikte kontrol edeceğiz. Ardından ise bunları hem sektörel hem geçmiş verilerle birlikte değerlendirerek öğrenmeye çalışacağız. Bunlarla birlikte nasıl doğru şirketi seçebiliriz pratiğini birebir şekilde yapacağız. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz destek vermek için kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.